Canım öğrencilerim hepinize selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca matematik alanındasınız. Hepiniz hoş geldiniz gençler. Bugün sizlerle birlikte TYT AYT matematik tekrar kampımızda 5. günün mantık ve kümeler tekrar sorularını çözeceğiz gençler. Hazırsanız PDF'inizi indirdiyseniz, çıktınız aldıysanız, videoyu beğendiyseniz, abone de olduysanız geçelim sorularımıza. Mantık ve kümelerin tekrar soruları dedik gençler. İlk sorumuza da şöyle bir bakış atalım hadi. Bu önermeleri ve doğruluk değerlerine göre P ve Q ancak ve ancak R önermesine denk olan önerme hangisidir diye soruluyor. Bir kere P neydi? 1. E Q 0'dı. 1 ve 0 sıfır bize 0'ı verecek. 0 ancak ve ancak bir, e, R'de yani R'de R'nin değili 1 ise R 0'dır. R 0 olduğu için artık ben şuraya gençler sıfırı yapıştıracağım sıfır ancak bence sıfır tabii ki de birdir yani aşağıdakilerden hangisi birdir diye soruluyor şimdi P'nin değili e, sıfırdır sıfır V bağlacı varsa zaten burası sıfırdır yine V bağlacı varsa e, V'nin yanında sıfır bağlacı varsa sonuç sıfırdır A gitti P veya Q demiş şimdi bir veya sıfır veya bağlacının içinde bir varsa sonuç birdir bir ise R neydi sıfırdı bir ise sıfır sıfırdır bu da gitti P ya da Q ikisi birbirinden farklı olduğu için burası 1'dir ya da bağlacında. Ancak ve ancak R sıfırdı. 1 ancak ve ancak sıfır. Yine sıfırdır. Bu da gitti. Q dediğimiz şey sıfırdı. Şimdi iyi dinle. Sıfırdan yola çıkıp buraya ise bağlacını koyduysan istersen buraya 1 yaz. ister 0 yaz. Hiç fark etmez. Sonuç daima 1'dir. Cevap D şıkkıymış. Geçtim 2'ye. Bu ifadelerden hangileri doğrudur diye soruluyor. 1 veya P Hocam bir kere birdir zaten ve P veya P zaten P'dir. 1 ve P, P'ye bağlıdır. Bu da ne demiş? P'dir demiş. Yani doğru demiş. Devam. 1 ve Q. E Q'ya bağlıdır. Burası Q. Q ya da Q'nun değili 1'dir arkadaşlar. İkisi birbirinden farklıdır. Q veya 1 de Q'ya bağlıdır demiş. Bu da doğru. 0 veya P, P'ye bağlıdır. P'nin değilidir burası ise 1 ve P, P'ye bağlıdır. Şimdi P'nin değeri ise P. Şimdi burası 1, burası 0 ise sonuç 0. 0'a 1 ise sonuç 1. O halde P'ye bağlıdır. Evet P'ye bağlıdır. Demek ki cevabımız neymiş? E şıkkıymış. Bu da doğruymuş yani. İsmail Hoca yazılılar okuduktan sonra düşük notlara kızıp sınıfa bir öğrenci ödevlerini yapıyor ve derslere katılıyorsa başarılı bir öğrencidir diyordum. Ama bunun doğru olmadığını gördüm. Öğrencinin içinde inanç da olmalı demiş. Sınıfa bildiğin Nutuk atmış yani İsmail Hoca. Anlatabildim mi? Anlatabildim mi? Konuşamıyorum çünkü aşırı <laughs> aşırı susadım. Komik değil aslında ama yani gülüyorum buna. Aşırı susadım, aşırı acıktım. Ee, gençler oruç biraz şu an vurdu yani. Şu an şu an oruç vurdu. Ha yani soru çözebiliyorum eyvallah ama konuşma kısmı biraz sıkıntı. O yüzden bir hatamız, bir kusurumuz olursa affola. Evet İsmail Hoca sınıfa notunu atmış. Buna göre İsmail Hoca'nın kızdığı öğrenci profili hangisidir? Şimdi abi bak diyor ki ben diyor bir öğrenci diyor ödevlerini yapıyorsa <laughs> ödevlerini yapar. Tamam mı? Ve derslere katılır. Derslere katılır. ise bak ise bu öğrenci başarılıdır bunun doğru olduğunu düşünürdüm. Lakin diyor, bu yanlışmış diyor. Bunun doğru olmadığını gördüm diyorsa yanlış olduğunu görmüştür bu adam. Ya bu yanlışsa burası sıfır mıdır? P ise sıfır, P ise Q sıfırsa sağ taraf sıfır, sol taraf birdi değil mi? Burası sıfırsa demek ki bu öğrenci başarısız. Ödevlerini yapan, derslere katılan ama başarısız olan bir öğrencidir. Tabii doğal olarak değil mi? Ödev yapan, derslere katılan başarısız cevabımız olacak. Doğru cevap şeydi Devam. Şampiyonlar Ligi A grubunda KLMN takımlarıyla ilgili 4 tane önerme var. P ve S ise R veya Q önermesinin doğruluk değeri yanlış ise K, M, L, N takımlarının gruptaki doğru sıralaması nedir? Şimdi şu yanlışmış bak şurası. İsenin sonucu yanlışsa burası sıfırdır burası 1'dir. Burası birse P ve S birdir. Şurası sıfırsa R de Q da sıfırdır. <laughs> tamam. Şimdi P önermesine bakalım. Diyor ki N takımı sonuncu değildir. Evet N takımı sonuncu değildir önermesi doğruysa o zaman ben A'yı elerim. Çünkü A'da N takımı sonuncu. Şuna da bakalım. M takımı lider değildir. <laughs> Demek ki bu da doğru. M takımının lider olduğu bir durum varsa ki var. E şıkkını eledim. E, diyor ki K takımı sonuncudur. E, bu yanlış bir önerme. O zaman K takımının sonuncu olduğu durumu da silerim. Şuna baktım. M takımı N takımının gerisindedir. Şimdi M N'nin ilerisinde demek ki. M N'nin ilerisinde olacaksa bak o da buradadır. Çünkü gerisindedir ifadesi yanlışsa ilerisinde olur. Yani cevabımız D şıkkıdır. Aşağıda 3 tane kutu verilmiş. Bu kutuların içlerine sarı, kırmızı ve siyah bilyeler gençler her kutuya farklı renkte bilye olacak şekilde konulacak. P önermesi ve Q önermesi var. P'nin değili ve Q'nun tamamının değili önermesi yanlış. Yani bu yanlışsa içerisi doğrudur. İçerisi doğruysa bu kesinlikle 1'dir ve burası kesinlikle 1'dir. P'nin değili 1 ise P 0'dır. Q da 1'dir. Doğru olan önermeye bakıyorum. 3 numaralı kutuya sarı bilye konulmuş. Bak burada sarı varmış. Bu cepte. 1 <laughs> numaralı kutuya kırmızı bilye de konulmuştur diyor. E yanlış. O zaman buraya kesinlikle mavi konulmuş. Demek ki buraya kırmızı konulmuş. Tamam. Pekala. 1-2-3 numaralı kutulara sırası hangi bilgiler konulmuş? Mavi, kırmızı, sarı olacaktı. Yazdık zaten üstüne cevabını. Evet gençler devam. Bakalım neler diyor. A noktası. A noktası. <laughs> Analitik düzlemin birinci bölgesinde veya ikinci bölgesindedir demiş P önermesi. Burada dört tane önerme var. Güzel. Şu önerme de yanlışmış. Şimdi bu önerme yanlışsa yine söylüyorum burası sıfırdır. R ve Q'nun değili sıfırsa R ve Q 1'dir. O zaman R de 1'dir. Q da 1'dir. R 1 hemen Q da 1. Devam. E, Q 1'di. P veya Q oldu değil mi burası? Şimdi hocam P veya Q'nun değili buranın 1 olması lazım. Buranın 1 ise içerisi 0'dır. İçerisi 0 olacaksa içerisi 0 olacaksa hemen şöyle gösterelim. Ee, burada bir hatamız mı var diye bakıyorum. S önermesi hakkında bir şey söylemedik çünkü. Değil mi? Evet S önermesi hakkında bir bilgimiz yok. O zaman şurası PQR şurası S olsun arkadaşlarım. Hemen düzeltelim orayı. Şurası S olsun. Tamam mı? Şimdi o zaman bu önerme yanlışsa şu tarafın 0 olması lazım. Bu taraf sıfırsa, içerisi 1'dir. İçerisi 1 de R'de de 1 olmak zorundadır. O zaman R'ye 1 S'ye 1 dedim. Devam ettim bu tarafa. Bu tarafın 1 olması lazım. 1 ee, ise sıfır olması için bu taraf 1 ise değili 1 ise kendisi sıfırdır. P veya Q sıfırsa P de sıfırdır. Q da 0'dır. Peki. Hadi bakalım. İnşallah düzeltimiz şey yarayacak. Bakalım diyor ki C noktası analitik düzlemin birinci bölgesindedir. Hep ondan başlıyorum. Niye Bir olandan başlıyorum? Doğru olandan başlıyorum çünkü. C noktası analitik düzlemin birinci bölgesindedir diyor. Şimdi birinci bölgede C varsa bak bu birinci bölgede. Bak bu birinci bölgede. Bak bu birinci bölgede. O zaman Bunları sildim. Tamam. D noktası diğer noktalardan farklı bir bölgededir diyor. Tamam. Okey. Zaten farklı bir durum söz konusu değil. A noktası analitik düzlemin birinci bölgesinde veya ikinci bölgesindedir demek. Yanlış demiş. Şimdi birde veya ikide demiş bak. Birinci bölge veya ikinci bölgede demiş. Bu yanlışsa. Değil mi? Yani bu önerme yanlış diyor. E şimdi doğrusu nedir? Bunun değili. Değil mi? Yani şöyle A noktası analitik düzlemin ne birinci bölgesinde ne de ikinci bölgesinde abi. Yani ben A noktasını bir ve ikinci bölgede görmeyeceğim. Bak burada var. Görmeyeceğim dedim. O zaman bu da gitti. Tamam. Geçtim şuna. Şu öncüle. Q'ya. P noktası analitik düzlemin ikinci bölgesinde ise A noktası üçüncü bölgesindedir. Bak şimdi ise var. İkinci bölgesinde ise ikinci bölgede ise e, A üçüncü bölgededir diyor. Bu neymiş? Yanlış mı? Demek ki A'nın üçüncü bölgede olması yanlış. İkinci bölgede olması B'nin doğru. B ikinci bölgede olacak. Evet. Ama A'nın üçüncü bölgede olması yanlış. Yani gençler A üçüncü bölgede olamaz. O halde cevabımız E şıkkında verilmiştir deriz. Geçtim bir diğer sorumuza. A evrenselin alt kümesi. B de evrenselin alt kümesi. A kümesi 15. A'nın tümleyeni 10, B'nin tümleyeni 11 elemanlı olduğuna göre B kaç elemanlıdır? E hocam S A ile S A'nın tümleyeninin toplamı S E'yi vermiyor muydu? Verir. E şurası 15, burası da 10 hocam. Toplarsam bu 25 gelir mi? Evet. B'nin tümleyeni ile B'nin eleman sayısını toplarsam da 25'i bulmak zorundayım. Çünkü aynı evrenselden bahsediyoruz. O halde burası kaçtır arkadaşlarım? 14'ün ta kendisidir. Cevap buydu. Devam. <laughs> A kümesi 1'den 6'ya kadar olan rakamlardan oluşmuş bir küme. Bu kümenin alt kümelerinin kaçında tek rakamların e e tamamı eleman olarak bulunur? Alt kümelerin kaçında tek rakamlar eleman olarak tamamı bulunacaksa bak tek rakamların tamamı bulunur diyor. 1 3 ve 5. Bunlar kesin bulunacak. Bir de bunun yanına diyorum ki 2 bu alt kümelerin içinde var mıdır yok mudur? 2 ihtimal. Var mıdır yok mudur? 2 ihtimal. Var mıdır yok mudur? 2 ihtimal çarp 8 ihtimal. Cevap 8 olacaktı. Normalde nasıl ezberletiyoruz? Bunlar kesin olacaktı zaten. Şu 3'ü var. O 3'ünden de 2'nin küpü kadar alt küme gelir. O da 8 yapar diyoruz. Değil mi? İşte o 2'nin küpü de buradan geliyor zaten. Devam. Yukarıda verilen 3 kümeye göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi bu kümelerde ne var? A kümesi PKBO konusunu anlayanlar, B fonksiyon B kümesi fonksiyonlar konusunu anlayanlar, C kümesi polinomlar konusunu anlayanlarmış. Şimdi bu şu çizginin üst tarafı erkekleri, çizginin alt tarafı da kızları e gösteriyor. Yukarıda verilen 3 kümeye göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A şıkkına bakalım. Fonksiyon ve PKBO anlayan kız öğrenci yoktur. Şimdi fonksiyon B idi. PKBO A idi. B ile A'nın kesişimi olan şurası bana hem fonksiyon hem de PKBO anlayanları gösterir. E diyor ki hiç kız yoktur diyor. E hiç kız yok mudur? Bak burası kızların olduğu küme demek ki var. O halde bu çortladı. Polinom ve fonksiyonları anlayan erkek öğrenciler PKB konusunu da anlamıştır. Şimdi polinom ve fonksiyonlar hangi kümeler onlar? Bir e, B, bir de C. Bu ikisinin kesiştiği yer neresi hocam? Hemen şurasıdır diyebilir miyim? Derim. Burası polinom ve fonksiyonları anlayanlar. Ama erkek öğrencilerden bahsetmiş, erkek öğrencilerden bahsettiğine göre ben hemen şunu yapıyorum: kızların olduğu tarafı siliyorum. Yani sadece buradaki yeşilden mi bahsetmiş? Evet. Güzel. İşte bu kısım diyor. oyu da anlamıştır. oyu anlaması için şurada olması gerekmiyor mu A kümesi? E, yani bu bunun içindedir diyor. Böyle bir şey var mı? Yok. B gitti. Fonksiyonları anlamayan erkekler. Şimdi dur. <laughs> Fonksiyonlar B kümesiydi ve fonksiyonları anlamayan erkekler neresidir arkadaşlar? B kümesiydi. Şuralardır bak. Bir burasıdır. Bir de şurasıdır. Doğru mu? Geri kalan erkekler fonksiyonları anlamıştır çünkü. B kümesinin içindedir çünkü. Peki PKBO anlamıştır diyor. Fonksiyonları anlamayan erkekler mesela şuradaki eleman fonksiyonları anlamıştır. Ama şuradaki eleman şuraya bakalım direkt. Şuradaysa bu erkek fonksiyonları anlamamıştır. Evet. E, U'yu anlamış mıdır? E, hayır, anlamıştır diyor bana. Gitti. Polinom anlamayan kız öğrenciler polinom hangi kümeydi? C. Polinom anlamayan kız öğrenciler nerelerdir? Polinomun dışında kalanlardır. Yani şurası ve şurasıdır arkadaşlar. Buranın tamamıdır. Polinom anlamayan kız öğrenciler. Pekala. Fonksiyonları anlamıştır diyor. Şimdi fonksiyonlar resiydi, B B'ydi. Şimdi B kümesine bakıyoruz. B kümesi polinom anlamayan kız öğrenciler. Şurasıydı. Değil mi? Karıştırmadan yapalım. İşte burası diyor fonksiyonları anlamıştır. E, fonksiyonları anlaması için şuranın da anlaşılması gerekmiyor mu? Yani e, mesela öğrenci şuradaysa fonksiyonları anlamış mıdır? Şu nokta. Fonksiyonları anlayan bir öğrencimdir. E, hayır. O zaman bu da gitti. 3 konuyu da anlayan erkek yoktur. Yani A, B, C'nin kesişiminde herhangi bir erkek bulunmaz diyor. Peki A, B, C'yi kesiştirirsem ben kesiştirebilir miyim? Öyle bir küme var mı? Yani şurası A, B, C'nin kesişimi değil mi? Peki burada hiç erkek var mı? Yok. Demek ki üç konuyu da anlayan erkek yok. Cevabımız E şık olacaktı. Devam. Artık son 3 sorumuz <laughs> arkadaşlar. Ne diyor soruda bize? ABC diyor. 3 basamaklı doğal sayı. Pekala. A 5'ten büyük. Q önermesi A B'den büyük veya eşit. R önermesi de C çift sayıdır demiş bize. Buna göre bu önermenin doğruluk değeri bu sayılarının hangileri için birdir diye soruluyor bak. Sağlam soru sormuşuz ha. Şimdi gençler. şöyle düşünelim. Şu olursa bak diyor ki A diyor 5'ten daha büyük diyor. Doğru mu? Doğru olur değil mi? Yani P önermesi doğru olur. P doğru. Şimdi şuraya bakalım. Q önermesi diyor ki A B'den büyük veya eşittir. Yani hemen yanındakinden büyük veya eşit mi? Mesela 876, 87'den büyük mü? Büyük. O zaman Q önermesi de doğru olur. C çifttir diyor. 6 çift mi? Çift. O zaman R de doğru olur. Şimdi geldim buraya. Q'nun değeri 0. Veya R'nin değili 0. 0 veya 0? 0. E Bunun değili 1. 1 ya da P neydi? 1'di. 1 bir ya da 1 0'dır. E bana diyor ki hangileri 1'dir? Demek ki bu bitti. 1 oluyor. Onun için böyle. Hepsi 1 olursa P, Q, R 1 olursa şu önermenin doğruluk değeri 1 oluyor abi. Tamam. Artık şurayı sildim. Ve devam ediyorum. İkinci sayımla. Abi 9 dediğimiz sayı 5'ten büyük mü? Büyük. O zaman P 1'dir. 9 9'dan büyük veya eşit mi? Evet, o zaman Q da 1'dir. 4 çift mi? E 4 de çift. O zaman R de 1'dir. Değil mi? E o halde aynı şeyleri yazarsam 1 1 1, o zaman bu da gitti. Şimdi geçtim 3'e. Bu 5'ten büyük mü? Hayır. P önermesi yanlış oldu. 5 4'ten büyük veya eşit mi? Evet, o zaman Q önermesi doğru. 8 çift mi? Evet, R, o zaman R önermesi doğru. Şimdi bu sefer sadece P gördüğüm yere 0 yazacağım. 0 ya da Q'nun değili 0 veya R'nin değili 0. Bunun da değili. E şimdi hocam 0 veya 0 0. Değilini aldım 1. 1 ya da 0 tabii ki de 1'dir. O halde sadece ama sadece 3 olacakmış. Bizim cevabımız güzel soruydu. Devam. Elemanları rakamlar olan 8 elemanlı bir A kümesinin bazı elemanlarıyla 1 2 3 4 1 2 3 5 6 ve 737 123 56 sayıları elemanları rakamlar olan 7 elemanlı B kümesinin bazı elemanlarıyla da 815 956 ve 109 561 sayıları yazılabilmekte. Buna göre A kesişim B kümesinin elemanlarıyla hangileri kesinlikle yazılamaz diye sorulmuş. Bak beni iyi dinle. Aç algılarını iyi dinle. Şimdi hocam A kümesinin bazı elemanlarıyla şimdi kaç tane elemanı varmış A kümesinin 8. Ve bazı elemanlarla bu ve bu yazılabiliyormuş. E yazalım o zaman. 1 kesinlikle var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var, 6 var, 7 var. Şimdi devamını bilmiyorum. 8 var mı, 9 var mı? Çünkü bu sayılar yok ama kesinlikle bir sayı daha olacak burada. Yani 1'den 7'ye kadar yazmışız. 7 eleman ne oldu? E, A kümesi 8 elemanlıydı. Bir tane elemana daha ihtiyacımız var. Onun ne olduğunu bilmiyoruz ama hani rakamlarsa ya 0'dır ya 8'dir ya 9'dur zaten. B kümesine geldim. B kümesiyle de hangileri yazılıyormuş? Bu ve bu. Hadi sırasıyla yazalım. En küçük 0 var. Sonra 1 var. Bak 2 yok. 3 yok. 4 yok. 5 var. Değil mi? Hemen şuraya yazalım. 5. 6 var hocam. 7 yok. 8 var. 9 var. Şimdi kaç oldu? 6 başka yok. E 7 elemanlıydı bu da gördüğünüz üzere. Demek ki bir tane daha elemana ihtiyacımız var burada. Güzel. Şimdi diyor ki buna göre A kesişim B ile A kesişim B'de neler var arkadaşlar? Hemen bulalım mı? Bak 1 var. 5 var, 6 var. Başka bir şey? Yok. A kesişim B'de 1, 5, 6 var. Şuradaki eleman, şuradakilerin A'nın içerisinde olmayan bir elemanlardan biri gibi. Mesela 8 olabilir mi? Olabilir. Veya 9 olabilir mi? Olabilir. Veya 0 olabilir mi? Olabilir. Bunu bilmiyoruz. Tamam. Veya buradaki de mesela 7 olabilir. Veya 2 olabilir, 3 olabilir gibi gibi şeyler yapılabilir. Ona da dikkat et. A kesişim B ile burada daha farklı eleman var mı yok mu bilmiyoruz. Şu yazılır mı diye bakacağım. Şimdi bak. 4356. Abi ben zaten şuradaki 5 ve şuradaki 6'yı kullanarak şu ikisini yazarım. Tamam. Bu ikisini yazarım. Şimdi şurada 4 var. Karşıda yok ya. Yani. Ya bu 4 olursa ve burada 3 var. Karşıda yok. O zaman ee, 4 ve 3 buradaydı değil mi? Aynen. Bak şimdi şöyle. Şu 4'ü bir etrafını karalamayalım. Şunu da şuradan bir silelim arkadaşlar. Tamam. Şunu da şu çizgiden kurtaralım. Tamam. Şimdi bakın. 5 ve 6'yı kullandım. Bunları yazdım. E 4 kesişimde olması için. 4 burada vardı zaten. O zaman burada da olsun derim. E şimdi 3 yukarıda var ama aşağıda yok. O zaman bu sayı yazılamaz. Gitti. 6004'e bakıyorum. 6014'e. Şimdi dikkat ettiyseniz burada gençler 6 ve 1. Ben bunları kullanabilirim. Şimdi 0 ve 1. 0 altta var yukarıda yok. 4 yukarıda var aşağıda yok. O zaman burası 4 olsa. Burası da 0 olsa. Bak kesişimlerinde hem 0 hem de 4 de olur artık. Ve doğal olarak bunu yazarız. 1295. 5 ve 1. 5 ve 1. Bize 2 ve 9 lazım demek ki. 9 burada var yukarıda yok. 2 yukarıda var aşağıda yok. O zaman ben burayı 2 burayı 9 yaparsam. Oldu değil mi? Güzel oldu. O halde gençler bu da olurmuş cevap 2 ve 3'tü. Yani şurası yanlış mı olmuş yanlış mı yazılmış? Ha, kesinlikle yazılamaz diyormuş zaten. Cevap 2 ve 3 değil yalnız 1. Yani cevabımız A şıkkıydı. Yazılamayanı soruyor çünkü. Ve gençler son sorumuz artık. Aşağıda 4 bölmesi olan bir posta kutusu ve bu posta kutularının numaraları bize verilmiş. Ali Betül Canan ve Deniz'e ait olan bu 4 posta kutusuyla ilgili aşağıdaki önermeler veriliyor. Bu önermelere göre de bileşik önermesi yanlışmış. Bak bu yanlış. O zaman bu sıfırdır, burası birdir. Burası birse bu birdir, bu da birdir. Yani bu bir, bu bir, bu sıfır. Tamam. Şimdi devam. Diyor ki... Posta kutularının dağılımı hangisi gibi olabilir? Canan ve Deniz'in posta kutuları yan yanadır demiş. Doğru. Yani şöyle... Canan, Deniz e, olabilir. Veya... Canan Deniz olabilirken Deniz Canan Deniz Canan da olabilir burası. Değil mi? Tamam şimdi burada kafanızı karıştırmasın bir dursun. Diyor ki Ali'nin posta kutusu Deniz'in posta kutusuyla aynı hizada ve Deniz'in posta kutusunun aşağısındadır. Yani Ali Deniz şu şekilde mi olacak? A, D üst üste olacak ve Ali kesinlikle alt, altta olacak. Değil mi? Ali kesinlikle altta olacak. Ve diyor ki 4 nolu posta kutusu Ali'ye ait değildir ve yalan söylemiş. Yanlış bu. Demek ki 4 nolu posta kutusu Ali'ye ait. Aliye Ali Deniz alt alta üst üsteydi. O zaman burası Deniz'e ait. Değil mi? E tamam. Gerisi Canan da Deniz yan yanaydı. O zaman burası Canan'a ait. E bitti. Başka kim vardı? Bir de Betül vardı. Demek geriye kalan da Betül'e ait. E güzel. Ali kaç numara? 4. Ali 4. Betül kaç numara? 3. Daha sonrasında Canan bir numara. Artık bitti soru. Cevap A'ymış. Deniz'de 2 numaraydı. Değil mi? Evet gençler artık bu sorularımızda sonuna geldik. Bir sonraki konumuzda PKBO yapacağız. Sayma, permutasyon, kombinasyon, binom, olasılık. Bunları göreceğiz arkadaşlarım. Sonra veri istatistik konusunu işleyip, veri istatistik konusunu işleyip hemen sorularını çözüp arkasından fonksiyon gibi baba bir konuya da ele atmış olacağız. Dikkat edin bu tarihlere. Kamp programınızda herhangi bir şu an bir değişiklik yok. Kamp programınızda bir değişiklik yapmak istersem gençler ee, bunu topluluk kısmından duyuru halinde yaparım. Instagram'dan yaparım. Bunlara da dikkat edin. Arkadaşlarım artık kümeler ve mantığı da hallettiğimize göre tekrarını ve tekrar sorularını 40 soru serisi TYT Matematik video soru kitabımızdan Yanlış hatırlamıyorsam 41. sayfa olması gerekiyor. 46. sayfada gençler mantık ve kümeleri çözüyorsunuz. Birbirinden tatlı sorular var. Hemen size şöyle içeriğini de birazcık göstereyim. Bakın en son çözdüğümüz soru mesela burada. En son çözdüğümüz soru ki diğer sorulara da bakacak olursanız yine soruların ÖSYM tarzı sorular olduğunu yani böyle ...basit konu anlatım sorularının içerisinde çok fazla barınmadığını da görmüş olursunuz sevgili arkadaşlarım. Yine mantık sorularımızda keza o şekildeydi. Kitaplar çok güzel, fasiküller çok güzel. Ben öğrenciyken keşke benim zamanımda böyle kitaplar olmuş olsaydı. Vallahi bak bunu sizi özendirmek için söylemiyorum. Ama ben size özeniyorum açıkçası. Çünkü bizim zamanımızda online ders diye bir şey açıkçası yoktu. Yanlış olmasın ben lise sona giderken ekol hoca görmüştüm. Ekol hoca. Ee, ama tabi YouTube'da falan değil. Kendi web sitesi vardı. Ekolhoca.com Yani eskiden bir de tabi internete falan girmek de dertti. Ee, ben çok iyi hatırlıyorum böyle telefonla falan internete bağlandığımız zamanı. Çevirmeli ağ bağlantısı deniliyordu sanırım ona. Ee, çok iyi hatırlıyorum. Gazeteci vardı. O gazeteciden ben giderdim. Bir tane şöyle küçük CD'ler vardı tamam mı? Küçük CD. O küçük CD yani ne kadar bir ebatı vardı. Ee, bayağı küçüktü ya. Şu kadar falan şöyle bir CD. O CD'yi böyle koyardın CD-ROM'a. O zamanlar DVD writer falan nerede? O bile lüks geliyordu. Şimdi hiçbiri kalmadı. Ee, o CD-ROM'un içine koyardım. Onu bilgisayara yüklerdim. O bana internet kontörü verirdi. O kontörle telefondan Yarım saat mesela bir Google'a mı gireceksin? 15-20 dakika abi. Ha yani böyle düşün. Ee, tabii bu çok eski zamanlar. Ama ben lisedeyken bir ADSL hızında bir internetimiz vardı. Ama o da kotalıydı. 4 GB falan kotamız vardı. Ekolojiye giriyorduk. Bir tane türev videosu izleyince kotanın yarısı bitiyordu. Sonra babam bana kızıyordu. Fatura niye bu kadar kabarık geldi diye ama... Işte şu anki gibi imkanlar yani hani fiber internet var çoğularımızın çoğumuzun evinde hiç çoktan ADSL var. 3G ile bağlanıyoruz falan filan ama sonuçta cebimizde var ya. Şu an sen beni şu telefonu al alıp tamam mı? 2 tane parmak hareketi, hareketi yaptığın zaman karşına ben çıkıyorum. Yani bu kadar güzel bir olay var mı? Aynı hoca senin için gitmiş fasikül yazmış fasikül çıkarıyor. Bunu bile mesela iki tane parmak hareketi yapıyorsun satın alıyorsun. iki gün sonra senin kapına kadar geliyor mesela böyle korunaklı biçimde falan. İlginç artık çok kolaylaştı hayat. Bu kadar kolaylaşmışken ee, sizden ricam taşın altına elinizi bir koyun. Tamam. <laughs> evet gençler. Sonraki videolarımızda görüşürüz. E, o videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.